Önceki videolarda bahsettik. Sabit bir süratle dairesel bir hareket yapan cismin hızı sürekli olarak değişir dedik. Neden böyleydi bu? Çünkü hız bir vektördür. Ve bir vektör sadece büyüklükten ibaret değildir. Bir de yönü vardır. Hatırlayın hız vektörünün büyüklüğüne sürat diyorduk. Cismin sürati bu noktada ve mesela bu noktada aynı olsa bile bu iki noktadaki hız vektörleri farklı yönlere doğru olur. Mesela burada hızın büyüklüğü olan sürat diğer noktadakiyle aynı. Oklar eşit uzunlukta olsun diye uğraşmıyorum. Hız vektörün büyüklüğü olan V'lere dikkat edin. Tepesine ok çizmiyoruz. Aslında bunu doğrusal sürat olarak da düşünebilirsiniz. Bunlar aynı ama yön değişti. Ve topun hareket yönünü dairesel hareket yapacak şekilde değiştirmek için topu ivmelendirmeniz gerekir. Bunun başka yolu yok. Çünkü hızda bir değişim varsa ortada bir ivme var demektir. İlk anda pek anlaşılır gelmeyebilir. Çünkü baksanıza hızın büyüklüğü değişmiyor. Değişen tek şey hızın yönü. Ama şunu unutmayın. Hızda herhangi bir değişiklik varsa ivmede vardır demektir. Önceki videolarda gördük. Düzgün dairesel hareketten bahsediyorsak ivme daima çemberin içine doğru olur. İşte çemberin içine doğru olan bu ivmeye merkezil ivme diyoruz. Bu ac'yi bu şekilde oksuz yazarsak merkezcil ivmenin büyüklüğünden söz etmiş oluruz. Ama burada hem büyüklükten hem de yönden bahsettiğimiz için tepeye okumuzu yerleştiriveriyoruz. Yine önceki videolarda merkezcil ivmenin büyüklüğüne doğrusal sürat ve yarıçapı kullanarak nasıl ulaşabileceğimizi görmüştük. Nasıldı formülümüz? Merkezcil ivmenin büyüklüğü eşittir hızın büyüklüğünün yani doğrusal süratin karesi bölü yarıçap. Şimdi bu videoda merkezcil ivme ile açısal hız yani omega arasında bir bağıntı kurmak istiyorum. Bu omega'yı tek başına açısal sürat olarak da düşünebilirsiniz. Başka bir deyişle oksuz haliyle omega açısal hızın büyüklüğüne eşittir. Biz şimdi sadece büyüklükle ilgileneceğiz. Peki, bu bağıntıyı nasıl kuracağız? Burada kilit nokta doğrusal süratle açısal sürat arasında bir bağıntı kurmak. Önceki videolarda galiba açısal hız ve açısal sürat kavramlarına giriş yaptığımız videodaydı. Doğrusal süratin düzgün dairesel hareketin yarı çapı çarpı açısal hızın büyüklüğüne eşit olduğunu görmüştük. Ama ben öylece formül ezberlemekten hiç hoşlanmıyorum formülün ne anlama geldiğini kavramak her zaman daha iyidir. Hatırlayalım. Açısal hız büyüklüğünün birimi radyan bölü saniyeydi. Ve radyanı genellikle bir açı olarak ele alırız. Halbuki yay uzunluğu olarak ele aldığımızda bu büyüklük saniyede kaç yarıçaplık mesafe kat ettiğimizi söyler. Yani bu büyüklüğü yarıçapın uzunluğuyla çarptığımızda bir saniyede kat ettiğimiz yolu bulmuş oluruz. Umarım anlaşılıyordur. Bu formülü önceki videolarda ispatladık. Ne anlama geldiğinden söz ettik. İşte bu formülü kullanarak açısal ivmenin büyüklüğünü yarıçap ve açısal sürat cinsinden veren bir ifade elde edebiliriz. İsterseniz videoyu burada biraz duraklatın ve o ifadeyi önce siz süretmeye çalışın. Tamamdır. Hadi birlikte ilerleyelim. Açısal ivmenin büyüklüğünü başa yazıyoruz. Açısal ivmenin büyüklüğü eşittir. Paydaki v yerine r omega yazabiliriz. r çarpı omega. Ne yaptık yani? Doğrusal sürat yarıçap çarpı açısal sürate eşitti. Oradan v gördüğümüz yere r omega yazdık. Eşittir r omega'nın tamamının karesi bölü r. Artık sadeleştirme yapabiliriz. Eşittir. Üstü sayıların özelliklerine başvuracağız. R omega çarpı R omega. R kare çarpı omega kareye eşit olur. Bölü R. Burada R kare bölü R var. Paydaki R'lerden biri gider. Tek bir R kalır. İşte oldu. Merkezcil ivmenin büyüklüğünü açısal hızın büyüklüğü cinsinden veren formülü bulduk. Merkezcil ivmenin büyüklüğü eşittir R çarpı açısal hız büyüklüğünün yani omega'nın karesi. Bu kadar. İlerleyen videolarda formülü uygulayacağımız soru çözümü de yapacağız.